İyi akşamlar değerli katılımcılarımız. Ben İsrafil Taşçı, Uludağ Üniversitesi Elektrik Elektronik Mühendisi, 3. sınıf öğrencisiyim. Aynı zamanda Uludağ Üniversitesi EMO Genç'te yönetim kurulu üyesiyim. Bugünkü seminerimiz güneş enerjisi santral tasarımı ve uygulamaları. Seminerimizin güzel bir şekilde devam etmesi için ben de burada arka planda sizlerle birlikte olacağım. Oylamamak için sözü Eray Bey'e bırakıyorum. İyi akşamlar değerli katılımcılar. TUMOK Elektrik Mühendisleri Odası Bursa Şubesi 17 Dönem Yönetim Kurulu adına hepinizi sevgiyle saygıyla selamlıyorum. Bu akşam mesleğimizin önemli bir dalı olan yenilenebilir enerji üzerine güneş santralleri tasarımı konusunda Pimer firmasından Görkem Bey'i misafir ediyoruz. Kendisi bizimle ilgili bu konuda bilgi, beceri ve tecrübelerini paylaşacak. Sunum sonunda sorularınızı kendisine aktaracağız. Chat kısmına yazabilirsiniz sorularınızı. İyi sunumlar diliyorum. Teşekkürler. Buyurun Görkem Bey. Teşekkürler Eray Bey. Ben de iyi bir yayın olmasını ve verimli, kaliteli bir sunum olmasını, eğitim olmasını diliyorum. Öncelikle Fimer'den ve kendimden bahsetmek isterim. Fimer bir invertör üreticisi firmadır. İtalyan menşelidir. Fimer tüm globalde, Türkiye'de de olduğu gibi globalde invertör tedariği ve satışını gerçekleştirmektedir. Çok büyük aslında dünyada ilk dörtte diyebileceğimiz üretim kapasitesiyle beraber gerçekten de ciddi bir kurulu güce sahip bir firmadır. Eskiden ABB Solar olarak devam ediyorduk. Daha sonrasında ABB Solar sektöründen ayrılma kararı alarak tüm ürün portföyünü, üretim hattını, her şeyini Fimer İtalyan firmasına devretti. Ve bu şekilde de tüm ürün portföyüyle beraber organizasyon yapısını Fimer olarak devam ettiriyoruz şu anda da. Biz neler yapıyoruz ve bugün neleri anlatacağım sizlere? Güneş enerji santral tasarımı ile alakalı. Bizler invertör kolunda olmakla beraber aslında santrallerde müşterilerimize de geniş çaplı bir destek sunmaktayız. Bu projelerde neleri baz alarak tasarlamaları gerektiği konusunda gerekli fizibilite çalışmalarında, gerekli PVSYS gibi uygulamalı programlarla beraber onlara bir tasarım seçenekleri sunabiliyoruz geniş çaplı. Bizler güneş enerji santralleri konusunda tüm konularda destek sağlıyoruz. Bugün de güneş enerji santral tasarımlarıyla alakalı nelere dikkat edilmesi lazım ve buralarda aslında neler önemlidir, neler bilinmesi lazımdır tüm kullanıcılar için. Bunları aktarmaya çalışacağız. Dediğiniz gibi soruları sunum sonunda alacağız. O yüzden verimli, hızlı ve seri şekilde sunuma başlayıp devamını getireceğiz. İçerikte bugün sizlere bahsedeceğim konulardan şebeke altyapısı, bu güneş enerji santrallerinde, daha doğrusu yenilenebilir enerji santralleriyle alakalı şebeke altyapılarında bizler nelere artık hangi değişikliklere bu sektör gebe kalıyor ve bunlarla alakalı da hangi durumlara dikkat edilmesi, önem verilmesi gerekli gibi konulardan bahsedeceğim. Solar invertör ve solar sistem karakteristikleri, buralarda biraz invertör karakteristiklerine ineceğiz. Çalışma prensipleri ve algoritmalarından bahsedeceğiz. MPPT'den bahsedeceğiz. MPPT bizim güneş enerji sektöründe oldukça yaygın bir tabirdir ve bilinmesi gerçekten de önemli ve değerli bir konudur. Aslında altyapı olarak da gerçekten de bir yatırımın en önemli parçasıdır. String boyutlandırmalarını yine aynı şekilde konuşuyor olacağız. Bunlarda nelere dikkat edilmesi, string boyutlandırmalarından hangi konular, hususlar önemlidir? Bunlara değineceğiz. 1500 volt invertörler artık günümüzün teknolojilerinde eskiden 1000 volt teknolojili invertörlerle kurulan santralleri yerini 1500 volt invertör teknolojileri aldı ve bunlarla beraber de
artık sistem boyutları da yükselmeye başladı, yani artmaya başladı. Bunlarla alakalı sistem tasarımı ve sistem bileşenlerini konuşuyor olacağız ve daha sonrasında da eskiden artık 1000 volt kullandığımız teknolojiyle şu anda yaygın olan 1500 volt teknolojisini karşılaştırmasını, kıyaslamasını yapacağız. Ve burada değişen avantajları, elde ettiğimiz avantajları göreceğiz. Daha sonrasında güneş enerji sistemlerinin verimliliğini etkileyen daha biraz tüm güneş enerji sistemi parçalarını hangi konularda verimliliğini etkilediğini konuşuyor olacağız. Ve daha sonrasında da bir üretilen enerjinin hesaplanmasını basit, pratik şekilde görüyor olacağız. Güneş enerji santrallerinde veya yenilenebilir enerji santrallerinde eskiden elektrik santraliniz veya termik santraliniz gibi yüksek güçlü santralleriniz varken burada santrallerinizde tamamen bir merkez altında çok yüksek güçlerde siz bunları kontrol ve kumanda edebiliyordunuz ve bunları tamamen sizin aslında kontrolünüz altında olduğu için şebeke destek fonksiyonlarını çok kolaylıkla gerçekleştirebiliyordunuz. Ama buralarda yenilenebilir enerjinin yaygınlaşması ve güneş enerjisi sektöründeki bu çatı, evsel dediğimiz residential kurulumların artmasıyla beraber buralarda çok fazla dağıtık sistemler, dağıtık enerji sistemleri olmaya başladı. Burada evsel üretimler, fabrika üretimleri, arazi üretimlerinde çeşitli güçlerdeki kurulumlarla beraber aslında çok düşük güçlerden çok yüksek güçlere kadar çeşitli santraller oluşmaya başladı. Bunlar da şebeke hatlarına farklı yönlerde etkileri olmaya başladı. Çünkü siz artık sadece bir tüketim noktası değilsiniz. Eviniz dahi olsa fazlasını satabileceğiniz, şebekeye bunu akatabileceğiniz bir sistem oluşmaya başladı. Bunların da kontrolü zamanla ihtiyaç doğuyor aslında. Bunların kontrol edilmesi. Çünkü bu sistemlerin boyutu arttıkça bunları da kontrol etmeniz gerekiyor. Şebekeye vereceğiniz, çünkü yüklerle beraber hem voltaj dengesi hem frekans dengesi gibi konular söz konusu olmaya başlıyor ve burada artık şebekenin temiz olması, yani burada harmoniklerin de oluşmasıyla beraber herhangi bir üretim noktasının şebekeye etkisini baz alırsak burada gerçekten de kontrol etmeniz gereken bir dağıtık enerji sistemi meydana geliyor. Bunları da tabii ki de işte bir HES veya işte termik santraller olmayacağı için bunların da kontrolünün zorlaşmasıyla beraber aynı zamanda planlaması da yapılması tabii ki de tüm her ülkeler için de geçerli. Enerji dağıtım firmaları için, iletim firmaları için, devletler için geçerlidir bu konularda. Bu gerçekten yani DES'lerin şebeke entegrasyonu ve şebekeye olan etkileri günümüz şebeke operatörleri üzerinde de gerçekten de durduğu önemli bir konudur. Bununla alakalı da tüm yetkili dağıtım firmaları bunlarla alakalı hem izlemelerini kendi taraflarında da sorumluluk alarak bunları gözetim altına aslında tutarak gerçekten de kontrollü ilerlemesini sağlamaya çalışıyorlar. Bunlar da tabii ki de hem yatırımcı gözünde hem de sistem çalışanlarının, sistemin sürdürülebilirliğini sağlayan kişiler gözünde ek bir maliyet getiriyor. Bu konularda da bir engel olarak da görebiliriz bunları. Güneş enerji santral sisteminin solar enerji karakteristiğinde bir invertör özelinde bakmanız gereken seçimini yaparken aslında bir invertörü seçerken neye dikkat etmemiz konusuna gelecek olursak bir invertör gücünü baz almanız lazım. İnvertör gücünü neye göre seçtiğiniz önemlidir. Bu da sizin tasarımınızdaki santraliniz, kurabileceğiniz çatınız olabilir. Mesela evsel çatınız veya endüstriyel çatınız olabilir. Fabrika çatınız. Buradaki kurulu DC gücünüze göre invertör gücünüzü belirlemeniz gerekiyor. Buradaki invertörün özellikleri, teknolojik özellikleri devreye giriyor. Burada da MPPT sayısını gibi detaylar baz almanız lazım. Yine bunları ileriki slaytlarda değiniyor olacağım. Giriş DC çalışma gerilim ağırlığı ve MPPT gerilim ağırlığı gibi konular var. Bunlar da DC panellerin, fotovoltaik panellerin DC voltajlarını tasarlarken dikkat etmeniz gereken kriterlerdir. Burada invertör sadece bir akım üreticidir ve sizin fotovoltaik panellerinizden gelen
DC'yi AC'ye çeviren bir araçtır ama bu santral içerisindeki en akıllı araç olarak söyleyebilirim. Çıkış AC gerilim seviyenizi de seçmeniz lazım. Bu AC gerilim seviyeleri biraz santral kurulumlarıyla, fabrika kurulumları veya içsel kurulumlarla alakalı farklılıklar gösterebilir. İşte tek faz, üç faz gibi çözümler mümkündür. Veya araziye kuruyorsanız bunlarda voltajları 600 voltun da üzerine kadar 800 volt olarak da çıkabilme imkanınız mümkündür. Veya fabrika, endüstriyel tesise kuruyorsanız mevcut trafosunda sekonder tarafında zaten 400 volt AC ile çalıştığı için fabrikanın iç ihtiyacında burada yine 400 voltluk invertörler seçmeniz gerekiyor gibi detaylar olabiliyor. Burada çıkış sinüzoidal dalga karakteristiği ve toplam harmonik bozulmalar konusunda da yine ileride değiniyor olacağım ama invertörleri seçerken harmonik yani toplam harmonik kriterlerini tamamen uygun mertebelerde olduğundan emin olunması gerekiyor ve DC-AC yüklenme kabiliyetlerinde de bir invertörün DC'yi ne kadar çok yüklemeniz demek o kadar gün içerisinde fazladan enerji üretebilmeniz demek. Bir invertörün çıkış gücü ne kadar sınırlı olsa da sizin maksimum üretime ulaşabileceğiniz zaman dilimi aslında her zaman olmayacaktır. Bu işte kaba tabirle yani kısacası söylemek gerekirse saat 11 ile öğlen 2 arasında siz maksimum peak değerlere ulaşabiliyorsanız eğer bunun sabah ve akşam vakitlerinde DC'yi fazla yüklemeniz demek oradaki üretebileceğiniz enerjiden daha fazla enerji üretmeniz anlamına geliyor. Buradaki önemli konu da o da tabii tamamen kuracağınız alanla doğru orantılıdır. Yani sizin alanınızda DC'yi fazla yükleyebileceğiniz bir imkanınız, araziniz, kapasiteniz yoksa zaten orada da belli limitlere takılacaksınızdır ama arazi uygulamalarında daha çok DC'yi daha fazla yükleme kapasitelerine ulaşabiliyorlar. İnvertör de nedir ve nasıl çalışır konusuna değinmek gerekirse İnvertör DC-AC dönüşüm yapar ve bu dönüşümü yaparken tamamen tetiklemeler sayesinde yapar. Bu tetiklemeleri yaparken şurada görebileceğiniz üzere aslında bir sinüzoidal sizin testere dişli. Normalde bir kare dalga sinyaliniz var DC'de ama siz bunu zaten şebekeye bu şekilde veremeyeceğiniz için burada tamamen bunları sinüzoidal dalgaya dönüştürmeniz lazımdır ve bunları da tamamen tetikleme sinyalleri, pulse width modulation dediğimiz PWM teknolojisiyle yapabiliyor ve burada gördüğünüz gibi aslında testere dişlerini çok daha fazla kısarak sizlere sinüzoidal dalgaları ulaştırabiliyor. Bunu 50 Hz ve üzerine çıkarak daha hızlıca aslında şebekede harmonikleri azaltarak size burada daha iyi görebilirsiniz. Burada testere dişlerde baktığınız zaman kare dalgalar. Bu tamamen DC. Burada frekansları yükselterek burada 50 Hz frekansında. Burada frekansın yükseltilmiş halinde daha sinüzoidale yakın bir hal ve artık yüksek frekanslarda sinüzoidalin artık daha saf, temiz ve az harmonikli olarak söyleyebileceğimiz artık şebekeye entegre olarak bir güç vermesini sağlıyor. Bu tamamen duty cycle'lar dediğimiz bu invertör kendi algoritmaları sayesinde bunları ayarlayabiliyorlar. Solar enerjinin elektriksel karakteristiğinde burada akım, burada görmüş olduğunuz akım grafiğidir burası. Burası da güç ve voltaj eğrisidir. Burada sizin akım geriliminizle beraber aslında bir voltajınızda maksimum noktanız var burada yakalayabileceğiniz. Buradaki noktayı yakaladığınız an sizin maksimum üretim yapma noktanızdır. Bunu etkileyen faktörler de sıcaklıkla doğru orantılıdır. Çünkü bir PV jeneratörün yani bir güneş enerjisi sisteminde bulunan panelin, güneş panelinin DC gerilimi sıcaklıkla doğrudan orantılıdır. Sizin buradaki geriliminiz sıcaklıkla değiştiği gibi buradaki akımınız da ışınımla beraber değişecektir. Burada o yüzden bizim için öncelik sıcaklıkla doğru orantılı olan hesapta bir sistem tasarımı yaparken DC hat tasarımı yaparken sıcaklıkların baz alınması,
kuracağınız bölgenin sıcaklıklarının baz alınması, dikkat edilmesi çok önemlidir. Hem en soğuk havanın hem en sıcak havanın. Burada da her invertör karakteristiğinin, yani bu aslında akıllı invertör dediğimiz MPPT algoritmasına sahip dediğimiz invertörlerde olan bir özelliktir. Buradaki invertörlerde en yüksek verimle çalışacak noktayı tespit edebiliyordur. Burada da bu invertörlerin testlerin aslında sonucuyla beraber belirlenen MPPT'nin minimum ve maksimum gerilim aralıklarını görebiliyorsunuz. Burada invertörün en sıcak, ya aslında ortamın ortam şartlarının minimum sıcak havalarında ve maksimum sıcak ortam sıcaklıklarına göre değiştiği durumlar var. Güneş panellerinde şöyle bir durum var. Sıcaklıkların düşmesiyle beraber gerilimleri yükselir. Zaten her aslında güç elektroniği ekipmanın genel olarak bilindiği üzere soğuk ortamı sever ve çok sıcak ortamları sevmediği gibi verimleri de düşmektedir. Çalışma verimleri de düşmektedir çok fazla sıcak ortamlarda. Buna bağlı olarak da zaten güneş panellerinde bulunan diyotlarla olan bu hücresel ve hücrelerin toplamıyla beraber oluşan modül, güneş modülleri de buradaki sıcaklığın minimum olan en yüksek voltaja geldiği andaki değer alınarak daha sonrasında en soğuk havadaki yine sıcaklık değeri baz alındığı aralık belirlenir burada çalışma aralığı. Tabii sizin burada yine invertörlerin en soğuk havadaki açık devre gerilimlerini hesaplarken dikkat etmeniz gereken her invertörün çalışma gerilimi vardır. Bunlara da 1000 volt veya 1500 volt bunlara da dikkat ediyor olmanız lazım tasarımları yaparken. Burada da 200 watt bölü metrekare dediğimiz bir konu aslında 200 watt bölü metrekare şu an zaten hani gündüz vaktinde bile en kötü havada 200 watt bölü metrekare güneş ışınımından faydalanabilirsiniz. Güneş ışınımı da 200 watt bölü metrekare de aslında buradaki sizin üretim miktarınızı belirleyen, akımı belirleyen etkendir. Buradaki panellerimize gelecek olursak solar enerjinin karakteristiğini burada siz güneş enerjisi panellerini seri olarak bağladığınız anda voltajlarını artırmış oluyorsunuz. Burada göreceğiniz üzere şurada işaretlediğim alanda siz bunu akü batarya grubuyla da aynı mantıkla düşünebilirsiniz aslında. Orada nasıl akülerde bataryalarda ucuca seri olarak eklediğiniz zaman voltajlarını artırarak işte orada UPS'lere falan bağlanıyorsak burada da aynı şekilde güneş enerji santrallerindeki panelleri ucuca seri olarak bağladığımız zaman voltajlarını artırarak bir hatta bu sefer invertörlerin çalışma karakteristiklerinde yazan voltaj gerilimlerine ulaşıyoruz. Daha sonrasında bunları da paralelleyerek invertörler üzerinden akımlarını artırmış oluyoruz. Bu panellerin üzerinde data sheetlerinde karakteristik özelliklerinde hem gerilim hem de akım değerlerini gösteriyorlar ve bunlar da bunlara göre bu tasarımlar yapıyor. Burada da aslında şu tabloda da göreceğiniz üzere burada siz voltajları seri hattınızda ekledikçe her bir paneli mesela tek bir panelin voltajı buradaki değerse iki panel eklediğinizdeki voltaj ve üç panel eklediğinizdeki voltaj şeklinde gidiyor. Akımlar da aynı şekilde paralel kollar üzerinden artış gösteriliyor. Yani bu limit değerlerde limitlere bakıldığı zaman sıcaklık ortalamalarına tekrar söylüyorum dikkat edilmesi gerekiyor. Bu da kurulum yapacağınız bölgenin aslında tamamen internet siteleri üzerinden bu portallar var bunlarla alakalı yine ileride göstereceğim. Bunlardan bu değerleri elde edebiliyorsunuz. Yani bulunduğunuz bölgenin yıllık olarak veya ortalama olarak veya modellenen şekillerde sıcaklık değerlerini elde edebiliyorsunuz. MPPT konusuna gelecek olursak bu MPPT nedir ve nasıl yapılır? MPPT'nin açılımı Maximum Power Point Tracker, tracking demek. Burada maksimum güç noktasını invertör tespit eden ve bulup burada çalışan bir cihazdır. O yüzden biz sistemlerimizde, bu güneş enerji santrallerimizde çalışan en akıllı cihaz diyoruz. Gerçekten içerisindeki mikro işlemciler ve entegreler sayesinde ve yazılım algoritmaları sayesinde buradaki en yüksek voltajı tespit edip
yani en yüksek voltaj demeyeyim aslında, o yanlış olacak. Buradaki çalışma aralığında en yüksek gücü elde edebileceği verimli voltaj değerini yakalıyor. Bunu nasıl yapıyor? İnvertör double stage dediğimiz bir tabir vardır. Bunları duymuş olabilirsiniz, double stage. Burada bir boost, yani DC-DC çevrim ve inverter, yani DC-AC çevrim yapma özellikleri var. Şimdi DC-DC'ye çevrim özelliği aslında hiçbir şey çevirmiyor. Sadece oradaki DC bug voltaj ayarını yapıyor. Bunu da tamamen kendi içerisinde yapıyor. Sizin gelen geriliminiz o anda gölgelenme olabilir. Başka bir etkenden dolayı gerilimi düşen hattınız olabilir veya eskaza işte bir gölgelenme, bir bulut geçişi olabilir. Bundan kaynaklı bir gerilim düşümünüz varsa invertör burada maksimum noktayı bulup çalışabiliyor. Yani sizin hattınızdaki panellerinizin verebileceği maksimum buradaki güç eğrisini tespit ediyor. Burada da görebileceğiniz üzere bunlar tamamen test ortamlarından elde edilen değerlerde sonuçlardır. Burada 620 volt olarak 650 arası diyoruz aslında ama 620 volt olarak da söyleyebiliriz. Burada bizim invertörlerde maksimum gücü elde edebileceğiniz nokta. Şimdi siz sistem tasarımını yaparken bir santral, güneş enerji santrali tasarımı yaparken panellerinizi seri olarak bağladığınızda buradaki voltajı göz önüne alarak tasarımınızı yapmanız lazım. Burada da en sıcak havayı baz alarak MPPT gerilim tasarımını yapıyorsunuz. Bunlar çok aslında önemlidir. Yani MPPT olması bir invertörde size büyük bir üretim kabiliyeti ve üretim kapasitesi artışı göstermektedir. Burada işte P out bölü P nominal, yani invertörün çıkışının nominaline oranına baktığımız zaman buradaki voltaj grafiğinde bildiğiniz üzere bir invertörü maksimum üretimde çalıştırabilmek için, en verimli halinde çalıştırabilmek için veya herhangi bir güç elektronik ekipmanı olarak burada tamamen uygun şartlarda çalıştırmanız, bu da demek oluyor ki bu sistemlerde her invertöre göre farklılık gösterebilir bu arada. Bizim sistemlerde de 600-650 voltlar arasında çalışmaktadır. MPPT sayısının fazla olması sizin tasarım yaparken aslında farklı açılarda kurulum yapabilmenize imkan sağlar. Bu nerelerde olabilir? Evsel kurulumlarda çok fazla olabilir. Çünkü çatınızda doğu, batı, kuzey, güney alanlarından herhangi iki tanesi, üç tanesi veya dört tanesine kurulum yapma imkanınız bulunabilir. Bunlardan dolayı açılar güneşe bakacak olan panellerin açıları farklı olacağı için, yani azimut dediğimiz kavram aslında, buradaki yönelimler farklı olduğundan dolayı sizin panellerinizde oluşacak voltajlar çok farklı olacaktır. Burada da aynı hatta bağlamanız biraz verim kaybı yaratabilir. Bundan dolayı farklı MPPT'lere bağlamanız gerekir. Aslında bu MPPT dediğimiz mantık, invertör içerisinde küçük invertörcükler düşünebilirsiniz. Bu MPPT özelinde tek bir MPPT üzeri, yani tek bir string veya tek bir güneş paneli hattı üzerinde sizin gölgelenmeniz, lokal gölgelenmeniz de olabilir. Lokal gölgelenmenizin olması demek burada küçük küçük max üretim noktaları oluşması demektir. Bunların normalde siz o anda 100 kW üretebilecekken gölgelenmeden dolayı 90, 80 belki 70 kW'lara kadar dramatik şekilde düşmenize yol açabilir güneş panellerinin gölgelenmesi. İşte invertörün MPPT taraması burada devreye giriyor. MPPT taraması sayesinde sizin burada gölgelenmeden oluşacak lokal noktalarınız, lokal maksimum noktalarınız yerine asıl üretim yapacağı noktayı, maksimum üretim yapabileceği noktayı tespit ediyor. Bunu da kendi DC-DC booster'ıyla ve algoritmasıyla milisaniyeler mertebesinde yapıyor. Bunu da hiç aslında gerçekten çok kısa sürede yaptığı için, tabii siz bunları yine süreli aralıklarını değiştirebiliyor oluyorsunuz aslında invertör arayüzünden, ama bunlar fabrika testlerinden ve ortam şartlarına baktığınız zaman en normal şartlar göz önüne alınarak yapılan ayarlardır. Burada siz bunu tespit etmiş ve en kısa sürede maksimum üretime geçmiş olmanız anlamına geliyor. Yani siz burada 100 kW üretecekken gölgeden dolayı 80 kW'a değil de 80 kW'a düşmüyorsunuz ama 90 kW'a elde edebiliyorsunuz.
Ama bunu yapamasaydı bir invertör, bu algoritması olmasaydı, bu kabiliyeti olmasaydı siz 80 belki 70 kW'a kadar düşüşler elde edecek, daha az çıkış gücü elde edecek, daha az üretim yapmış olacaktınız burada baktığımız zaman. Burada bizim İtalya fabrikamızda bir simülasyon gerçekleştirdiğimiz bir görselimiz var. İtalya'da Valdarno fabrikamızda, burada invertörlerin üretildiği fabrikada güneş, orada bir otoparkın üzerinde paneller var ve panellerin üzerinde de bir gölge simülasyonu olarak kullanılan bir karton var burada. Bunun sonuçları aslında fabrika ortamlarında da test ediliyor ve ona göre invertörlerin verimleri, çalışma aralıkları test edilmiş, onaylanmış oluyor. Burada görebileceğiniz üzere normal çalışma geriliminde bir gölgelenme durumunda invertörün çıkış gücü burada 1100 watt olarak gösteriliyor. Ve buradaki voltaj 260 volt. Artık invertör taraması T1 süresiyle başlıyor. T1 süresiyle invertör MPPT taramasına başlayarak kendi içerisinde buradaki maksimum güç noktasını taramaya başlıyor. Burada tamamen DC-DC dönüşüm yaparak, kendi içerisine DC booster'ını ayarlayarak yapıyor. Burada bakıyor invertör maksimum bir güç noktası elde ediyor. Daha sonrasında taramaya devam ediyor. Bir düşük nokta elde ediyor ve taramaya T2 süresiyle beraber tekrar devam ederek tekrar aynı noktanın maksimum nokta olduğunu görüyor. Daha sonrasında son bir taramasını gerçekleştiriyor ve bundan daha düşük bir güç üretemeyeceği noktayı fark ettiği zaman, artık bunun da tabii voltaj karakteristiğini buradan görebilirsiniz. Maviyle gösterilen kısımda voltaj karakteristiğidir. Burada voltajı da hem düşürüp hem artırıp buralarda oynayabiliyor. Burada oynamasıyla beraber invertör gücünü baktığınız zaman diyor ki, yani ben artık şu voltajdayken, şuradaki voltajdayken maksimum gücümü elde edebiliyorum diyerek artık T4 zamanında bunu set etmiş oluyor. Yani P2 dediğimiz artık invertörün milisaniyeler merti, çok kısa sürelerde gerçekten de bunu kararını vermiş ve 1470 watt gücüne kadar çıkış elde etmiş. Daha sonrasında da bunu aslında voltaj bazına baktığımızda da 215 voltta üretebildiğini fark etmiş. Çünkü burada da 215 voltta invertörlerden maksimum akım çek, yani o anki şartlarda akımının yüksek olmasıyla kaynaklı maksimum güç elde edebildiğini görüyor. Burada tamamen MPPT taramasının aslında daha detaylı bir şeklini görmüş oluyoruz. Yani baktığınız zaman burada aslında 370 wattlık bir fark ve 45 voltluk bir düşüş olmasına rağmen 370 wattlık bir fark elde edebiliyorsunuz. Yani bu da aslında tamamen güneş panellerinin çalışma karakteristikleriyle alakalı. Biraz oralardan, hani invertör orayı tetikleyerek, oradaki voltajı ayarlayarak kendi buradaki panellerden gelecek en yüksek güç eğrisini yakalayarak burada artık son karar vermiş ve çalışmış oluyor. Burada yine 3 tane varyasyon var aslında. Sabah 9.50'de gölgenin dramatik bir şekilde panelleri etkilediği bir varyasyon. Saat 10'u 12 geçe daha biraz güneşin artık, biliyorsunuz, öğlen vaktine doğru daha dik açıyla gelmesi ve tekrar eğimle gelmesiyle bağlantılı olarak buralarda tabii ki de sizin panellere yansıyan engellerden kaynaklı gölgeleriniz öğlene doğru kalkmış oluyor. Bu örnek simülasyonda, bu örneklemede de bu şekilde. Yani herhangi bir gölgelenme yok. Fakat şu 12.45'te sadece mesela şu bölgeye bir dramatik direkt gölgesi yansımış. Çok küçük bir noktada. Burada şimdi 9.50'deki çok fazla bir gölgenin olduğu panellere, çok fazla gölgenin olduğu zamandaki üretime baktığınız zaman voltaj ve güç eğrisini, sizin mesela buradaki voltajınıza baktığınız zaman buradaki voltajın daha fazla olması daha fazla üretim yapacağınız anlamına gelmiyor. Burada tamamen invertör %100 üretim yapamayacağı bir ortam varken, zaten sizin burada işte %20'lerin altına düşmenizi, %20'lere düşmenizi engelleyerek sizin burada %40 güç elde etmenizi sağlıyor.
İşte saat 10-12 geçe baktığınız zaman da buradaki artık gölgelenmeler çok çok daha azalmasına rağmen yine de sizin sistem içerisinde bu masa, bu dizi içerisindeki gölgelenmelerinizde lokal maksimum noktalarınız olacak. Burada siz %45-50'ler civarında bir verim alabilecekken, üretim kapasitesi, üretim gücü alabilecekken aslında size %60'ların üzerine çıkartıyor. İşte burada bu özelliklerin olmaması size gerçekten de daha düşük üretim yapmanız anlamına da geliyor. Burada da mesela 12.45 geçe baktığınız zaman işte yine daha fazla bir üretim yaptı, artık %80'in üzerine çıktığı noktalar mevcuttur. Yani buradaki gölgelenme de olmasa %90'lara ulaşıp daha da üstüne geçebilir artık. O anki güneş ışınımına da bağlı olarak değişmektedir. Yani burada aslında sizin istenmeyen, engellenemeyen de bazı durumlarda olabiliyor bu gölgelenmeler. Yani sizin fabrika çatısına kurduğunuz zaman oradaki yükseltiler, herhangi bir bacalar, çıkıntılar, direkler, engeller, bu tip noktalarda sizin invertörlerin, güneş panellerinize gölge kaynakları oluşturuyor. Bu gölgelenmelerden de invertör akıllı bir cihaz olarak en az şekilde etkilenmenizi sağlıyor. Solar panellerin karakteristiksel teknik özelliklerine gelecek olursak, bu bir ürünün aslında datasheet bilgisidir. Herkesin rahatlıkla ulaşabileceği, internetten ulaşabileceği bir datasheet belge dokümanıdır ve buradaki ürün dokümanına baktığınız zaman burada invertörleri çeşitli güçlerde 300 watt, 305 watt, 310 watt, 315 watt ve 320 wattlık mesela üretim güç kapasitesi olan güneş paneli çeşitleri olduğunu söylüyor. Artık bunlar çok çok yeni teknolojilerle, artık gelişen teknolojilerle beraber çok yüksek güçlere çıkmış bulunmaktadır. 450-500 watt peaklere kadar çıkmış bulunmaktadır. Burada baktığınız zaman bir 300 watt peak panel maksimum çıkışı. Burada MPPT voltajı. İşte MPPT voltajını daha önce bahsettiğim gibi tamamen sıcak havalarda göz önüne almanız gereken bir voltaj gerilimidir. Sıcak havalarda sizin buralarda MPPT gerilimini buradaki 36.6 volttan hesaplayarak string boyunu, yani bir panel seri hattının boyunu, uzunluğunu tasarlamanız gerekiyor. Daha sonrasında bunun akımı ve açık devre gerilimi. Burada açık devre gerilimi de şu konuda önemli. Sizin santrallerinizde bulunduğu lokasyonlarda, soğuk havalarda tamamen burada soğuk hava kaynaklı panellerinizin gerilimi yükselecektir. Ve gerilim yükselimine baktığınız zaman sizin buradaki 45.3 dediğim STC değeri standart değerlerdir ve 25 derecede ölçülen değerlerdir. Burada siz göz önüne almanız gereken nokta, bulunduğunuz lokasyon, santral kuracağınız lokasyonda en soğuk hava kaç derece ise ona göre buradaki çarpanlar üzerinden bu açık devre gerilimi dediğimiz sıcaklığa bağlı olan değişen, sıcaklığa bağlı değişen açık devre gerilim katsayısını da göz önüne alarak tasarım yapmanız gerekmektedir. Açık devre gerilim dediğimiz şey, invertör devrede değilken, yani üretim yapmıyorken sizin herhangi bir işte 10 tane güneş panelini seri olarak bağladığınızda elde ettiğiniz gerilimdir. Bunlar invertör devreye girdiği anda artık üretim esnasındayken göz önüne alacağınız değer buradaki VMPPT değeridir. Burada da sıcak ortama bakmanız gerekiyor. Çünkü burada da sıcak ortamda geriliminiz, güneş panellerinden gelecek olan gerilimler düşeceği için burada da MPPT aralığından çıkmamanız lazım. İşte örneğin 600 işte 5 şey 460 voltta 850 volt arasında bir MPPT aralığında çalışan bir invertör var mesela. Bununla alakalı bu aralıkta sizin tasarım yapmanız lazım. İşte 600 voltsa mesela 600 volta göre buradaki VMPPT değerini baz alarak tasarım yapmanız gerekiyor. Burada da sıcak havayı baz alıyoruz. Bir string boyutlandırmasında dikkat etmemiz, göz önüne almamız gereken bir nokta ise
Burada öncelikle akım gerilim eğrisini baz alıyoruz. Bu 1500 volta göre çizilen bir grafiktir bu arada. Burada akım gerilim eğrisinde eksi 10 derece işte soğuk bir ortam, en soğuk bir ortamı göz önüne alarak oluşturulan bir grafiktir. Burada da PV sistemin güç eğrisini göz önüne alıyoruz. Burada baktığınız zaman PV sistemin işte bu 1500 voltluk bir invertörün maksimum noktasını artık şu nokta kabul edebiliriz. Yani sizin buralarda maksimum güç elde edebileceğiniz noktalardır bunlar. Buralarda nasıl tasarım? Peki bu hattı ben nasıl dizayn edebilirim? Burada işte bakmanız gereken şey maksimum string boyu dediğimiz sizin buradaki güneş panellerini seri olarak bağladığınızda oluşturduğunuz kavramın adı string olarak geçer. Bir stringde 10, 15, 20, 25 daha üstü veya onun da altı invertörlerin çalışma gerilimine bağlı olarak, DC gerilimine bağlı olarak seri olarak güneş panellerini bağlayabilirsiniz. Burada örnek olarak 15 verilmiş. Yani 15 tane güneş panelinin seri olarak bağlandığı varyasyon tasarlanmış, örnek verilmiş ve 1425 voltta açık devre gerilimi elde edilmiş. Burada bakmanız gereken önemli nokta soğuk havada, tabii ki de şurada eksi 10 derece bir bulunduğu ortamın en soğuk ortamı. Buna göre de sizin güneş paneli data sheet'inde kullanım kılavuzunda belirtilen MPP açık devre geriliminin hesaplamasını yapacağız. Öncelikle orada yazan VOC değerini yazıyorsunuz. Ardından oradaki bulunduğunuz bölgenin minimum değeri eksi 10 ise eksi 10, 0 ise 0. Bunu baz aldıktan sonra beta V değeri de az önce gösterdiğim sıcaklığa bağlı değişen katsayıyı orada eksi 0.31'di. Onu alarak burada maksimum string boyunuzu tasarlamış ve hesaplamış oluyorsunuz. Buna göre de siz invertörler, çünkü burada işte dediğim gibi panellerden gelecek olan voltaj soğuk havalarda çok yükseleceği için invertörün dayanımı 1000 volt da olabilir, 1000 volt DC de olabilir, 1500 volt DC de olabilir. Bunları geçmiyor olmanız lazım. Bunları geçmeniz demek zaten izolasyon dayanımını aşmanız demek ve sistemin çalışmaması demek. Sıcak bir ortam göz önüne aldığımızda burada artık 50 derece, 35 dereceleri göz önüne aldığımız zaman bir invertörün güç eğrisini görüyoruz. Burada bunlar bu arada 1500 volt DC invertörler daha merkezi, daha büyük güçlü invertörler. Yani bir invertörden siz 2 megawatt, 5 megawatt güçlerinde üretim çıkış gücü elde edebilirsiniz. Bunlar daha çok santral uygulamalarında şu anlıkla tercih ediliyor. Lisanslı ve eskiden dediğimizde lisanssız kavramlarda. Onlar santral uygulama, arazi uygulamalarında yüksek güçlere çıkabildikleri için merkezi invertörler tercih ediyorlar. Çünkü tek bir merkezi invertörle 2 megawatt, 5 megawatt gibi güçler elde edebiliyorlar. Bunlar da 1500 volt DC'ye kadar çıkabilen cihazlar. Burada baktığınız zaman 900 ile 1000 volt arası, işte 935 voltlarda sisteminiz artık MPPT gerilimine ulaşmış ve yani DC çalışma gerilimine başlamış oluyor. Daha sonrasında mavi ile belirttiğimiz alanda 35 derece içerisindeki çalışma şartlarını bahsediyor. Burada gördüğünüz gibi 35 derecede siz çok daha fazla güç elde edebiliyorsunuz. Bu da aslında 50 derece, yani Türkiye için baktığınız zaman çok gerçekçi bir değer değil bu arada. 50 derecelik bir ortam Türkiye'de gerçekten yok. 35 dereceler daha makul ve alınabilir, kabul edilebilir değerlerdir. Yani 40 derecenin üstü görülen bölgelerde de gerçekten yıl bazında baktığınız zaman çok çok azdır. Ama bu yani gerçekten de 40 üstü var yani. Ama 50 dereceye baktığınız zaman gerçekçi değildir ama yine de baz alınabiliyor 50 derecelere kadar ve testler de, invertör testleri de bu derecelere kadar yapılıyor. Burada baktığınız zaman sizin sıcaklığınızın düşmesiyle beraber panellerden gelen gücünüzün artmasıyla
doğru orantılı invertörünüzün de daha fazla çıkış gücü elde etmesine yol açıyor. Yani burada aslında bir avantajınız var. Sıcaklığın düşmesiyle beraber aslında bunlar tamamen güç elektroniğinin hepimizin bildiği üzerine daha soğuk havalarda daha çok verimli çalışmasıyla doğru orantılı konular. Burada sıcak havalarda konumlandıracağınız bu sefer string tasarımında boyutunu açık devrede, soğuk havada açık devre gerilimine baktığımızda elde ettiğimiz değeri bir de burada check ediyor olmamız, kontrol ediyor olmamız lazım aslında. Sıcak havalarda da aynı şekilde peki 1500 voltu öbür tarafta geçmiyorsam buralarda da çalışma gerilimi aralığında kalıyor muyum diye baktığınız zaman burada da string boyunu bakarken katalogdaki MPPT gerilim değerini baz alıyorsunuz. Bu açık devre göre gerilimi gerilimine göre daha düşük bir değerdi. Ve ayrıca çalışma kaç derecede ortamınızın normal yani orada artık 50'yi almıyor olacaksınız. Normal çalışma sıcaklığını kaç olarak baz alıyorsanız yıllık. Bununla alakalı bir değeri yazdıktan sonra yine kat sayısını çarparak buradaki artık MPPT boyutunu yani string boyunuzu hesaplamış oluyorsunuz. Burada baktığınız zaman yani kısacası string boyunuzu buradaki 15 yazan değeri buradaki değerlerle çarptığınız zaman MPPT geriliminizi elde etmiş oluyorsunuz. Tabii string boyunu da az önceki soğuk havaya göre hesaplamış olduğunuzdan yola çıkarak. Burada da baktığınız zaman aslında invertörün 935 volttan üretime başladığı ve çok sıcak havadaki veriminin üretiminin bu noktadayken daha soğuk artık 30-35 derecelere geldiği zaman sizin üretim noktanızın daha yükselebildiği çünkü daha artık buradaki voltajınız da artmasıyla beraber çıkış gücünüzün artmasıyla doğru orantılıdır. İnvertörün teknik özellikleri ne geldiğimizde burada işte bizim 3 tip invertörümüzle gidecek olursak 1818, 1909 ve 2000'lik invertör var ve bunun üzerinde yine 5 megawatta kadar invertörler mevcuttur. Burada aslında katalog değerlerine baktığınız zaman 35 derecede ve 50 derecede değerler göreceksiniz. Burada tasarımınızda 935 volt minimum 35 derecede göz önüne aldığınız bir tasarım yapıyorsanız bu invertör mesela 2002 MVA'lık invertörü uygun diyebiliriz. Ancak tasarımınızla beraber daha düşük MPPT gerilimi elde ediyorsanız bu da tamamen sizin string boyunuzla alakalı olan bir şey. String boyunuzu kısaltmanızla alakalı olan bir şey. O zaman buralarda 850 volta düşen modeli seçmek, invertörü seçmek gerekecektir. Yine aynı şekilde 50 derecedeki karakteristiklerine de dikkat etmek gerekiyor. Burada yine baktığımız zaman sizin burada tavsiye edilen yükleyebileceğiniz DC gücünüz var. Yani işte 1818 MVA'lık, kVA'lık bir invertöre 2910 kW peak DC yükleyebiliyorsunuz. Dediğim gibi DC'yi fazla yüklemeniz, invertörün fazla üretmesi sizin daha çok üretim elde etmenize yol açıyor aslında ekstradan bir avantaj oluyor. Onun haricinde yine invertörlerin maksimum çalışma gerilimlerini datasheetlerinde, kataloglarında bulabiliyorsunuz. Daha sonrasında çıkış AC geriliminde burada maksimum çıkış elde edebilecekleri gerilimleri, güçleri görüyorsunuz. Bunlar da tamamen aslında sıcaklıkla doğru orantılı olarak değişiyor. Nominal güç ve maksimum güç olarak. Yine tamamen toplam harmonik bozulmalarının bütün kataloglarda yazar ve %3'ün altında olduğunu sunmak zorundadır aslında. AC kapasitelerinde AC çalışma voltajlarına baktığınız zaman 600, 630 ve 660 voltlarda çalışabiliyor. Buradaki aslında şöyle baktığınız zaman buradaki değerler AC voltaj çalışma değerleriyle buradaki MPPT aralıkları birbirleriyle ilintilidir. Yani bunlar tamamen aslında buradaki 850 volt değerleri, MPPT çalışma başlangıç değerleri, buradaki invertörlerin AC çıkış geriliminin kök iki katıdır.
Bunlara göre maksimum verim tasarlanmıştır ve buradan yola çıkılarak da kısaca basit bir hesap yapılabiliyor. Burada verimliliklerinden de söz konusu söz edecek olursak, invertörler maksimum verimliliklerinde 98.8'lere kadar ulaşabiliyor. Yani bu konularda biraz da merkezi invertörler, büyük güçlü invertörlerde verimler çok çok yükseliyor. Yani güçleri yükselttiğiniz zaman, çünkü cihazlardaki oralarda hem de voltajı artırmanızla beraber, buradaki 1500 voltlara çıkmanızla beraber sizin bu sistemlerdeki verimleriniz artıyor. Şu günümüzde aslında şöyle bir konumuz daha var. Şimdi şebeke yönetmeliği ile alakalı Ekon 8 dediğimiz bir yönetmelik gündeme geldi ve bu aslında bir süredir var bizim güneş enerji sistemlerinde. Burada Ekon 8 dediğimiz yönetmelikle beraber aslında ilk slide'da bahsettiğim şebeke altyapısının düzensiz çalışmasından kaynaklı şebekeye verilen harmoniklerin ve bunların şebekeye olan etkileriyle olarak bunları kontrol etme yönetmeliğidir aslında. Yani burada yönetmelik der ki, burada invertör bu santraldeki çıkışı ben gerekliyse dengelemek isterim. Buradaki frekans desteğini senin bana sağlaman ve frekansımı, benim altyapımı bozmaması konusunda desteğini beklerim der. Burada nasıl yapar bunu? İnvertörler bu kabiliyette ve ayarda olması lazım. Bunlarla beraber siz invertörlerinizle bunları ayarlayarak şebekenin ihtiyacı olan referans değerleriyle frekanslarını desteklemiş olursunuz ve şebekedeki frekansın azalış veya artış yönünde şebekenin ihtiyacı olan neyse onu vermeniz gerekir. Burada da baktığınız zaman yine aynı şekilde reaktif güç desteği de sizden talep edebiliyorlar. Burada reaktif güç desteğinde invertörün kabiliyeti önemlidir. Bizim yine invertörlerde 0-1 cosfi aralığında, yani 2 megawattlık invertörden siz 2 MVA'a kadar reaktif güç alabiliyorsunuz. Burada da baktığınız zaman aslında kabiliyetinin yüksek olması sizin o andaki reaktif güç istenen, verilmesi gereken reaktif güç kabiliyetinde elinizi rahatlatan bir konu oluyor. Ve bunlar da lisanslı dediğimiz yeni yönetmelikle beraber aslında lisanslı projelerle beraber şu an 1 megawattın üstü lisanslı projelerde bu konularda santral sahiplerinden bunlar talep ediliyor. Bu tip şebeke destek fonksiyonları talep ediliyor. Örnek bir GES tekat şemasından bahsedecek olursam, size string invertör bahsettim, merkezi invertör bahsettim. Bunları aslında biraz şekillendireceğiz burada. Sizin bir solar modülünüz var. Bunlardan bahsettik, solar panellerinizden. Solar panellerinizi birleştirerek tasarımınızı yaptığınız ve 1000 volt, 1500 volt DC'ye ulaştığınız bir tasarımınız var. Daha sonrasında bir invertöre bağlıyorsunuz bunları. Şimdi string invertörlerde buradaki panellerinizi direkt string invertöre bağlayarak invertör üzerinden de çıkıştan, sizin sağınızda çünkü arazi uygulamalarında mesela dağınık şekillerde invertörleriniz olacak bu string invertörler. Daha düşük güçte oldukları için adetleri daha fazla olacaktır. Şu an yani bu string invertör dediğimiz grup aslında hani 1-2 kW, 10 kW, 30, 50, 100 diye giderek, 100-150 diyerek çeşitli 175 kW gibi çeşitli güçleri var. Merkezi invertörlerse daha yüksek güçlü invertörlerdir. Bu yüzden siz mesela 1 megawattlık bir santral tasarlıyorsanız 100 kW'lık bir string invertörle burada 10 tane kullanmanız gerekecek. Bu yüzden de sizin toplama panolarınızda saha dizaynınıza göre işte 1 tane, 2 tane neyse sahanın gücüne göre burada AC'leri topladığınız bir pano olacak arada. Daha sonrasında solar trafo ve OG shunt diyerek artık bağlantı noktasına, dağıtım merkezine gitmiş oluyorsunuz. Merkezi invertör tasarımına gelecek olursak, solar modülleri bir DC pano içerisinde topluyorsunuz. Burada solar invertörlerin gücü yüksek olduğu için, işte 2 MW, 5 MW güçlerde olduğu için siz buralarda DC panolarda artık panellerinizi toplayarak yüksek güçlere çıkıyorsunuz ve orada invertörlere bağlantı yapıyorsunuz.
Burada AC toplama panosu yok artık. Çünkü solar trafo, artık buradaki invertörünüz 2 MW veya 5 MW'sa buradaki solar trafonuz da o güçte oluyor ve direkt solar trafoya bağlantı imkanınız oluyor. Buradaki artık solar trafoda invertörün çıkış gücüne göre 600-690 volt neyse o aralıklarda sekonder sargısını buna göre temin ederek tesisinizi kurmuş oluyorsunuz. String invertörde AG AC panonuz adedi fazlayken merkezi invertörlerde de DC panolarınız fazla olmuş oluyor. Bunun sebebi de yüksek güçleri. Tek bir invertör artık yani toplayarak direkt trafoya bağladığınız için bu güçleri invertör öncesinde bütün stringleri toplayarak panolarda toparlamış oluyorsunuz. Ve daha sonrasında OG shunt ve bağlantı noktası olarak çıkışa veriyorsunuz ve AC'den artık üretim yapmış oluyorsunuz. Yine 1500 volt invertör DC tasarımının genel bir tek hattına bakacak olursak burada bir invertörün giriş kabinini görüyorsunuz. 8, 12, 20, 30, 36 girişe kadar değişebiliyor bu kabinin giriş sayısı. İnvertörlerin gücüne ve çeşidine göre. Burada yapılan tasarımda 8 tane DC toplama kutusu. Bu 2 MW'lık invertör için 8 tane DC toplama kutusu tasarlanmış. Burada kullanılan panel ince film yüksek voltajlı bir paneldir. 5 tane DC box, 123 tane string, 3 tane DC box, 122 tane string ile 981 string elde edilmiş. Burada baktığınız zaman altılı seri ve dörtlü paralel üzerinden invertör güneş panelleri tasarlanmış ve tek bir box'ın kanalına giriyor. Buradaki box'lar da çeşitli sayıda giriş kanalları oluyor ve bu sayede yani bir DC panoya DC box'a siz 10, 12, 14, 16, 20'ye kadar çıkış giriş yaparak burada DC box'ta gücü toplamış oluyorsunuz. Burada da 981 string'den her string'de 6 modül olduğunu burada gördüğümüz üzere 5886 modül kullanıyoruz. 5886 modülde de 440 watt peak modül kullanıldığında 2589.84 kW peak güç elde ediyoruz. Bunu da AC gücümüz olan invertörün AC gücü olan 2 MVA'ya böldüğümüz zaman 1.29 kat yüklemiş oluruz. Yani biz DC'de yüklediğimiz güç 2.6 MW peak dediğimizde DC AC oranımız 1.29 olmuş oluyor. Bunun da üstüne çıkabilirsiniz. Burayı 2.6 MW peak değil de 3 MW peak, tabi bu tamamen sizin alanınızla doğru orantılı olarak, kurulum alanınızın imkan vermesiyle doğru orantılı olarak daha yükseğe çıkmanız ve yükseğe çıkarak da buradaki üretim avantajını elde etmeniz demek oluyor. Burada yine herkese bir çift sekonderli trafo görüyorsunuz. Bu şekilde de projelerimiz var. Bu şekilde de kurulum imkanı bulunmaktadır. Bunlar size maliyet yani yatırım maliyetlerinizi düşürücü bir faktördür, avantajdır. Çift sekonderli trafolarda bir iki invertörü tek bir trafoya bağlamış oluyorsunuz. Burada tamamen aslında sizin trafo maliyetleriniz, OG şalt hücre beton köşk maliyetleriniz de düşmüş oluyor. Ve burada izleme buradaki gördüğünüz de bir OG beton köşk veya RMU kabin dediğimiz bir sistemdir. RMU kabini de yine bahsedeceğim birkaç sıra sonra. OG beton köşk hücresiyle aynı şeydir. Yani OG hücresi demektir aslında bizim Türkiye'de kullandığımız. Daha frekans desteklerini bu yine güneş enerjisi santrallerindeki en akıllı cihaz invertörlerdir ve bunları ayarlayarak siz frekans desteği
gibi reaktif destekler gibi bütün destekleri bununla sağlayabiliyorsunuz. DC toplama kutusundan bahsettik. Merkezi invertörlerin olduğu noktalarda DC toplama kutularımız var dedik. DC toplama kutularımızın görseli burada gördüğünüz gibi içerisinde sigortaların, DC sigortaların bulunduğu, fotovoltaik sigortaların bulunduğu bir ana şalterin bulunduğu, varsa isteniyorsa izleme fonksiyonlarının olduğu bir DC toplama kutusudur. Bunlar çeşitli kanal sayıda olabilir. Yani siz burada 16 tane string de giriş yapabilirsiniz, 32 string de giriş yapabilirsiniz. Bu tamamen sizin gücünüzü artırmak demek. Bu DC panolardaki gücünüzü artırmanız, daha yüksek güçlere çıkmanız demek aslında. Her bir string için artı ve eksi kutuplarda sigortalarınız bulunuyor yine aynı şekilde. Koruma ekipmanları da yine buradalarda bulunuyor ekstradan. Ve invertörler içerisinde de yine aynı şekilde hem sigorta hem parafudurda bulunuyor. Koruma ekipmanları tamamen eksiksiz olarak bulunmaktadır. Yine bunları izlemeli opsiyonu da alabiliyorsunuz ve stringlerin hem sigortaların atıp atmadığını hem akımlarını ve gerilimlerini izleme imkanlarını da bulabiliyorsunuz. Böyle daha aslında sizlerin takip etmeniz, raporlamanız, fizibilite çalışmalarınızda, yani buralarda verim çalışmalarınız, hesaplamalarınızda büyük avantajlar sağlıyor sizlere. Yine bunlar açık ortam cihazları olduğu için uygun IP sınıflarında olması gerekiyor. IP65 gibi yeterli koruma seviyelerinde panolar sunuluyor. Solar trafoya gelecek olursak, burada solar trafonun özelliği ve önemli karakteristiği aslında harmoniklere dayanımıdır. AG sargılarının daha yüksek izolasyon seviyelerine çıkması demektir. Burada AG ve OG sargılar arasında statik topraklanmış ekranlar vardır. Yani sizin invertör tarafınızdan gelecek olan harmonikleri OG tarafına yansıtmamak için bir Faraday kafesiniz var ve burada OG tarafınızı korumuş oluyorsunuz. Bu solar trafoların en önemli özelliği harmoniklerin burada elimine, AG tarafından elimine edilmesidir ve invertörlerin sıcaklık eğrisini izleyen bir yapıda olmaları gerekmektedir. Bunun için de solar trafolarının da soğutulması çok önemlidir. Yani invertörlerin sıcaklıkla doğru orantılı olarak, sıcaklıkla orantılı olarak değiştiği çıkış güç kapasitesi solar trafoda aynı şekilde uyumlu olması gerekmektedir. RMU unitler aslında, yani bizim ülkemizde, Türkiye'de çok yaygın değil. Yurt dışı projelerde daha çok kullanılıyor. Biz bunları burada OG hücreler olarak kullanıyoruz. Orta gerilim hücreleri olarak kullanıyoruz. Ve bunları da beton köşkler içerisinde konumlandırıyoruz. Türkiye'de daha çok bu şekilde yapabiliyoruz ama bazı projelerde işte mesela Afrika gibi böyle daha işte imkanların az olduğu, orada belki de OG başlığının bile daha az yapılabilecek personelin bulunmasıyla beraber bazı çözümler oluyor. Buralarda da daha dayanıklı, daha sağlam olarak RMU dediğimiz ring main unitler tercih edilebiliyor ama Türkiye'de biz tamamen OG beton köşk ve OG hücrelerle beraber gittik. Bunlarda yine OG beton köşklerde giriş çıkış trafo koruma hücreleri mevcuttur. Aynı zamanda aküredresör grupları falan da, SCADA panelleri de OG hücreler köşk betonları içerisinde bulunuyor. Hakeza aynı şekilde RMU ünitleri içerisinde bu ekipmanlar mevcuttur. Uzaktan izleme konularında invertörler, yani güneş, yani santrallerde, aslında yenilenebilir enerji santrallerinde izleme ve kontrol önemli bir noktadır. Sizin baktığınız zaman bu standart izlemeler veya gelişmiş izlemeler noktasında tercih etmeniz gerekiyor. Santralinizin gücü arttıkça aslında burada gelişmiş izleme opsiyonlarına geçmeniz lazım. Bu da nedir? PLC veya RTU dediğimiz haberleşme opsiyonları veya SCADA dediğimiz genel adıyla SCADA opsiyonuyla izlemeniz demek oluyor. Yani buraları artık tamamen izlemekten ziyade kontrol de ediyor olabilmeniz lazım. Bunun haricinde yine bizim de daha çok fabrikalarda tercih edilen, yine aynı şekilde arazilerde de tercih edilen bizim izleme cihazlarımız da bulunmaktadır. Bunlar da yine kendi portallarımızdan müşterilerimiz izliyor. Üretimlerini, akımlarını, yani günlük, haftalık, aylık, yıllık ne üretmiş, geçmişe dönük rapor çekip, olay kayıtlarını izleyip, analiz edip ve bunları da kendilerine mail yoluyla
alarm, uyarı olarak, bildirim olarak alabildikleri sistemlerdir. 1000 voltta 1500 volt DC'yi karşılaştırdığımız zaman 1500 voltta yüksek çalışma gerilimine çıkabildiğiniz için sizin buradaki DC taraftan AC tarafa dönüşümde düşük kayıplara ulaşıyorsunuz. 1000 voltta ise bu daha yüksek kayıplara ulaşmanız demektir aslında. Yani voltajın yükselmesiyle beraber daha yüksek güçlü cihazla beraber voltaj daha yüksek voltajlarda daha düşük kayıpların elde ediyorsunuz burada. Daha az kompleks bir yapıya sahip buralar. Yine 1500 volt DC invertörler. Çünkü siz buralarda artık daha fazla 5 megawatt santraliniz varsa veya 10 megawatt santraliniz varsa 1-2 invertörle çözerken 1000 volt DC'de daha fazla sayıda invertörlerle bunları çözmeniz demek oluyor. Bu da sizin yatırım maliyetiniz. Aynı şekilde de işletme maliyetinizde de avantaj sağlıyor. Aynı şekilde invertör sayılarının azalması demek trafo sayılarının, OG hücre köşk sayılarının da aynı şekilde azalması anlamına geliyor. Hakeza bu artık son çıkan teknolojilerle beraber invertörler tamamen dış ortam uygunluğu oluyor ve bunlarda bir harici bir beton konteyner içerisine koyma ihtiyacınız da kalmıyor. Burada baktığınız zaman aslında 1500 voltluk bir invertörde 470 box'la hani 24'lü DC box üzerinden 470 adetle buna ulaşırken veya 32'li girişli olan bir DC box'la 384 tane giriş sayısıyla 1500 volt DC bir invertörde 100 megawatt'a ulaştığınızı varsayarsak eğer 1000 volt DC invertörlerde 24'lü DC box'ta 728 tane sizin DC box kurmanız gerekecek, yani almanız gerekecek. Baktığınız zaman da 1500 volt DC'de burada sizin aslında yatırım maliyetiniz, işletme maliyetiniz de ciddi oranda düşecektir. İnvertör sayıları da güçlerinden dolayı aynı şekilde neredeyse yarısına yakın kadar düşmekte. Ve trafo, RMU dediğimiz yine OG köşk hücre beton, bunlar tamamen düşmektedir. Güneş enerji santrallerinde yine verimi etkileyen faktörlere gelecek olursak eğer, burada fotovoltaik panellerde baktığınız zaman aslında genel olarak size ilk yılda %3, yani yıllık %3 güç düşümü verir. Yani siz bir santral tasarımı yaparken 103 megawatt, yani 100 megawatt peak veya 100 kilowatt peak dersek bir tasarımınız var diye farz edersek, bunun %3 bir sene sonra %3 düşmesi demek. Yani 100 kilowatt peak bir senede alırken ikinci senede 97 kilowatt peak'e düşmeniz ve 25 yıl sonunda %80 veriminin düşmesi demek oluyor. Tasarımlarınızda işte fazla yüklemenin avantajlarında işte bu ileriki süreçte yaşayacağınız verim kayıplarını da minimize etmeniz demek oluyor. Burada yine güneş enerji santralinin tasarımında verimi etkileyen bir önemli nokta da tasarımı yaptığınız nokta aslında güneye bakması, bu azimut açısı dediğimiz bir konudur ve güney noktasına bakması Türkiye üzerinde sıfır azimut açısıyla maksimum en yüksek verimi elde edersiniz. Burada da güneş enerji sistemlerinin güneyle açısını, zaten bütün sistemlerde o şekilde, arazilerde, fabrikalarda o şekilde tasarlanır. Şartlar el verdiğince konutlarda da bu şekilde gidilir. Oralarda biraz daha kendi ortam şartları imkanı belirlediği için burada azimut açısı arazilerde daha rahatlıkla tasarlanabilmektedir veya fabrika çatılarında aynı şekilde. Burada yine kısaca bir aslında tasarım, tamam biz panellerimizi güneye döndürdük ama panellerimizin dikliğini hangi açıda tasarlayacağız diye düşünürseniz yerde enlem eksi 10 veya enlem arasında bir değer elde etmeniz lazım. Burada bulunduğunuz bölgenin enlem değerinden bahsediyorum. Siz enlem eksi 10'la kendi enlem değeriniz arasında bir güneş paneli açısını ayarladığınız zaman da sistemden ve alacağınız güneş enerjisi verimi en yüksek olmaktadır. Burada şu şekilde de daha
biraz daha görsel olarak anlatabilirim. Güneş panellerinin LA dediğim kısmı dik kısmı, VA dediğim kısmı da yataydaki kısmı. Yani burası zemin montaj veya konstrüksiyonun altı olarak düşünebilirsiniz veya bir çatının zemini olarak düşünebilirsiniz. Burada baktığınız zaman bir beta açısı var. Bu beta açısı demek panelinizin dikliği demek. Bu dikliği ayarlamanızla beraber buradaki iki panel, iki masa arasındaki arayı, mesafeyi ayarlamanız demek oluyor aslında. Buradaki mesafeyi açmanız, buradaki paneli yukarı kaldırmanız ve aşağı indirmenizle bağlantılıdır. Çünkü sizin düşündüğünüz zaman güneşin geliş açısıyla beraber sabah ve öğlen, sabah bu daha güneş doğuşundan düşünürseniz eğer daha keskin bir gölge yaratacağı için arka tarafında, buradaki açıyı fazla kaldırmanız ve aşağı kaldırmanız tamamen sizin kendi tasarım planınızla alakalıdır. Burada gölgelenmeyi baz alarak D noktasını hesap etmeniz lazım. B'yi artırmanız demek arkaya düşecek olan gölgenin mesafesinin artması ve D'nin artmasıdır. Buradaki açının, beta açısının azalması demek de, yani yere daha yakın yapmanız demek de, burada artık D mesafesinin düşüp panellerin sıklaşmasını sağlayabilir. Burada size iki tane invertörün kıyaslamasından bahsedeceğim. Bir, aslında bu tamamen bizim PVSYS dediğimiz bir analiz programının elde ettiği veridir. Tamamen aynı saha üzerinden iki farklı invertör. Burada invertörlerde siz bir yatırım maliyeti ve sonrasında da aslında üretim elde etmeyi planlıyorsunuz. Yani bu üretimlerinizle beraber de size bir nakit akışı hesaplıyorsunuz. Yatırım maliyetleri zamanında aslında göz önüne alınmayan ve işletme zamanındaki size nakit akışı sağlayacak önemli noktalardan bir tanesi buradaki invertörlerin verimidir. Ve bunların verimlerini aslında tamamen soğutma sistemleri etkiler buradaki verimi en önemli olarak. Çünkü burada içerisinde kullandığı elektronik kartların besleme ihtiyaçlarına veya oradaki tüketilen enerji çok düşüktür. Ama invertörlerin yüksek sıcaklıklara çıktığı zaman onları soğutma ihtiyacı çok daha fazla yüksek olacağı için burada iç ihtiyaçta kullanılan fanlar ve fan sistemleri devreye girer. Çeşitli şekilde invertörlerin soğutma sistemleri var bu arada. Bizde yapılan mesela hava ve sıvı soğutma sistemleri var. O yüzden fan sistemi daha düşüktür, daha azdır. Ve buradaki tüketilen enerji, iç ihtiyaca giden, kayba giden enerji gerçekten daha düşük olmaktadır. Burada baktığınız zaman sizin harici tüketilen enerjinizden dolayı, işte iç ihtiyacınızı besleyen fanlar veya diğer ekipmanlarınızdan dolayı yılda 44.995 megawatt saat elde ederken, bunları olmadığı varyasyonda ki invertörde 45.130 megawatt saat, bunları da gerçekten yani şu an hani projelerdeki 0.13.3 dolar sent üzerinden hesapladığınız zaman 3-5 yıl üzerinden 3-5 bin dolarlar elde edebiliyorsunuz artı olarak. Bunlar aslında bu Avrupa Birliği'nin bir simülasyon portalı. Burada siz kendi tasarımınızı, yani kendi şeyinizi, bir tasarımınızı aslında gerçeklemenizi yapabiliyorsunuz buradaki noktaya girerek. Siz burada kendi noktanızı belirliyorsunuz. Alacağınız güneş enerjisi açısı, şey, güneş enerjisi üretim kapasitesiyle, gücüyle beraber, DC'de oluşturacağınız güçle beraber size detaylıca bir üretilecek enerji hesaplamasını vermektedir. Bu siteden yola çıkarak biz burada Gaziantep'i baz almıştık. Gaziantep'i baz aldığımız nokta işte yatayda, optimum ve dikeyde, yani burada artık güneşin geliş açısıyla beraber bu ışının watt saat bölü metre kare gün bazında baktığımız zaman bütün aylar bazında ki değerlerini görüyoruz. Buradaki biz optimum değerleri göz önüne alarak, yani yıllık 5530 megawatt saat kilowatt saat bölü metre kare üzerinden bir tablomuz var. Ocak ayında günlük ışınımız 3100 watt saat bölü metre kare. Bunu kilowatt saate vurduğumuz zaman, dönüştürdüğümüz zaman 3.10 kilowatt saat. Aydaki gün sayımızda 31 olduğunu sanan 31 olarak çarparsak 96.1 kilowatt saat bölü metrekare. Yani santral tasarımınızdaki metrekare olayı panel dizaynınız, yani kaç tane, işte kaç metrekare paneliniz varsa orada adet çarpı panel ölçüsü olarak yola çıkar. Buradaki 96.1 kilowatt
bir Ocak ayında metrekare, yani panelin metrekaresine düşen bir kilowatt saat elde ettiğimizi bize söylüyor o uygulama. Burada da yılda toplam enerjimiz 2023.39 kilowatt saat bölü metrekare. Buradan yola çıkacak olursak da burada aslında 2023 kilowatt saat metrekare bir metrekareye düşen panellerinizin ölçülerini alıyorsunuz. Bir metrekareye düşen enerji miktarınızdır. Daha sonrasında bunu aslında güneş panel verimiyle falan çarparak daha sonrasında 2000 kilowatt saat bölü kilowatt peak değerini elde etmiş oluyorsunuz. Tabi burada metrekareyle çarpıp daha sonrasında da yine panel verimiyle böldüğünüz zaman 1 kilowatt peak başına elde edeceğiniz güneş enerjisi 2000 kilowatt saat. Daha sonrasında performans oranını, santralinizin performans oranını baz aldığınızda %80 veya %85, burada kayıplarınız olacaktır çünkü siz sisteme ilettiğiniz enerji üzerinde 1650 kilowatt saat bölü 1000 kilowatt peak güneş enerjisi sisteme entegre etmiş, basmış oluyorsunuz, üretmiş oluyorsunuz yaklaşık. Yine bu Global Atlas web sitesinin de aslında burada baktığınız zaman bir nokta işaretlediğiniz zaman size yılda kilowatt saat bölü kilowatt peak değerini burada aynı şekilde gösteriyor. Buradan alabileceğiniz bir yıl bazında, yani 1664 kilowatt peak, kilowatt saat bölü kilowatt peak değerleri elde edebilirsiniz diyor. Bunlar tamamen simülasyon programlarıdır. Yine ön bir fizibilite çalışması, fikir vermesi açısından bunları kullanabilirsiniz. Tamamen açık uygulamalardır. FİMER olarak bizim çözümlerimiz içerisinde burada görebileceğiniz aslında bir malikanenin otoparkının çatısında kurulan bir güneş paneli sistemiyle beraber bunlar daha evsel kullanıcıların uygulamalarıdır. Buradaki evsel kullanıcıların uygulamalarında daha işte düşük güçlü, çünkü tek faz olabilir. Bunlar da düşük güçlerde kurulum yapabilme imkanı olduğu için panellerde iç ihtiyacını besleyebilecek kadar veya birazını en azından şebekeye basabileceği kadar da güçler elde edebilir veya bunu akülü sistemlerde depolayıp bunu yine akşamları kendi iç beslemesinde, iç ihtiyacında, evin ihtiyacında kullanabilir. Veya bir fabrikanın, bu da ABB'nin İzmir fabrikasında kurulan uygulama, bir yine oradaki otopark uygulamasının üstünde bulunan güneş paneli sistemidir. Hakeza burası bir santral uygulamasıdır, arazi uygulamasıdır. Arazi uygulaması içerisinde büyük güçlere çıkabilirsiniz. Buralarda yüzer GES uygulamaları vardır. Yüzer GES uygulamaları da İstanbul Büyükçekmece Gölü'nde yapılmıştı ilk defa. Oralarda kullanılan, yine bizim invertörlerle uygulanan bir uygulama vardı aslında. Uygulama alanlara baktığınız zaman, yani kısacası özetlemek gerekirse evsel, residential dediğimiz evsel bir pazar var. Daha sonrasında ticari, çatı pazarı, endüstriyel ve ticari pazarımız dediğimiz bir tık daha yüksek güçlü uygulamaların olduğu alanlar var. Ve arazi, santral uygulamaları dediğimiz çok yüksek güçlü uygulamaların olduğu alanlardan söz ettik aslında bugün. Ben teşekkür ederim. Kısaca öncelikle Eray Bey'den sorularınız varsa onları almak, onları cevaplamak isterim. Umarım verimli ve akıcı bir eğitim olmuştur. Görkem Bey, öncelikle çok teşekkürler. Çok kısa bir ricam olsa laptopunuzu biraz bir eğebilir misiniz? Yukarıdaki ışık. Evet, tamam. Teşekkürler. Tamam. Öncelikle çok teşekkürler. Çok değerli bilgiler paylaştınız. Farklı bir içerik ve sunumdu. Bazı gelen teşekkür ve sorular var. Öncelikle onları size aktarmak isterim. Yönetim kurulu üyemiz Asım Bey aramızda başarılar dilemiş. Teşekkürler. 17. dönem yönetim kurulu başkanımız Mehmet Bey başarılı ve faydalı bir eğitim olmasını dilemiş.
Aynı şekilde bir soru var. Taze. Azimut hakkında detaylı bilgi vermeniz mümkün mü? Azimut dediğimiz azimut açısı, şöyle sunumundan da dönecek olursam eğer, bizim sizin panellerinizi yerleştirirken güneye bakış açısıdır. Şimdi bu Türkiye'nin bulunduğu enlem boylam değerlerine baktığınız zaman aslında Türkiye'nin biliyorsunuz bütün kurulan paneller güneye bakması gerekmektedir. Ve güneye baktığı zaman da sizin azimut açınız güneye olan yönünüzdür. Yani siz güneye sıfır açıda tam dik, yani karşıdan baktığınızda tam dik açıda bir güneş paneli kurabiliyorsanız eğer azimut açınız sıfırdır. Her azimut açısını 10, 20, 30 derece gibi artırmanız demek artık güneyden yönünüzü doğuya, batıya çevirmeniz demektir. Bu da mümkün, yani zorunlu kalmıyorsanız istenmeyen bir şeydir. Çünkü veriminizi etkileyecek önemli konulardan bir tanesidir. Burada azimut açısı ışınımı etkileyeceğinden dolayı, sisteminizdeki ışınım değerlerini etkileyeceğinden dolayı üretiminizde de ciddi dramatik değişiklikler veya düşüşler yapacaktır. Elif Genç bir sorusu var. MPPT kontrolünde akıllı algoritmalar kullanmaya başlandı mı yoksa sadece akademik çalışmalarla mı sınırlı kaldı? MPPT konularında şöyle, bunlar uygulanıyor. İnvertörlerde var. İşte bizdeki invertörlerin hepsinde var bu özellik. Merkezi invertörlerde de var. Küçük güçlü string invertörlerde de var. Bunlar MPPT taraması demek. Aslında invertörün o algoritmayı kendi içerisinde yazılımla beraber, işlemci ve entegrelerle, mikro işlemcilerle beraber çok hızlı yapması demek. Bunu nasıl yapıyor? Yani oradaki işte anlattığım o özellikler içerisinde invertör içerisinde voltajı sürekli tarama fonksiyonudur. Bu tarama fonksiyonu sayesinde burada baktığınız zaman DC-DC'ye dönüştürüp, yani aslında DC-DC bir booster'dır. Bunu algoritmayla yönetiyor. Çünkü cihaz içerisinde bir DC-DC kontrolör var. Burada kendi DC barasını ayarlayabiliyor. Yükseltip düşürebiliyor. Bununla beraber de aslında istenen maksimum gücü elde edebiliyor. Yani sorunun cevabı evet var. Bu teknoloji bizim cihazlarımızda da var. Kullanılıyor aktif olarak ve yüksek verimliliklerde de sonuçlar elde ediliyor. Ben de kısa bir ekleme yapayım. Her zaman endüstrinin önünde gider. Verimli uygulamalar, yani verimli akademik çalışmalar da aslında endüstrinin Ar-Ge çalışmalarıdır daha çok. Mutlaka ki verimli olanlar da siz ve benzeri firmalar tarafından kullanılıyordur. Evet, doğru. İdris Bodur bir sorusu var. Hangi algoritma ile MPPT taraması yapıyorsunuz? Aslında bu tamamen şey, yani yazılımla olan bir şey. Yani sizin invertörün içerisindeki bir mikro işlemci düşünün. Zaten bu cihazların akıllı olmasını ve bunlara yaptığınız yazılımı attığınız entegrelerdir. Bunların içerisinde siz bir yazılım yapıyorsunuz. Yani bu yazılımın detayı şu an bende de yok tabii ki de. Onun hakkında çok detay veremeyeceğim. Ama bunlar hani işte bütün Ar-Ge çalışmasıyla beraber, Eray Bey sizin de dediğiniz gibi Ar-Ge çalışmalarıyla beraber elde edilen sonuçlardır. Bunlar bir aslında belki ileriki zamanlarda çok çok daha geliştirilerek, çok daha verimli, kapasitesi, bilmiyorum yani yapay zekaya bağlanabilir mi? Belki bu tip konulara kadar gidebilir. Yani bu yazılımsal bir şey. Bu yazılımda hani herkesin yazılımı biraz kendine özel oluyor bu sektörlerde. Hani o yüzden çok da detay bir şey, yazılım nedir, ne, nasıl yapılıyordur, nasıl, ne vardır arkasında, onu söylemem çok mümkün değil. Ali Aslan Bey'in bir sorusu var. BB mutlak değeri olarak mı yoksa -31 mi giriyoruz? Anlamadım soruyu açıkçası. B küçük ve büyük üstüne indis bir mutlak değer olarak mı giriyoruz diye bir parametreden bahsediyor herhalde. Beta V değeri. Tamam. Beta V değerini
Mutlak değer olarak -0.31 giriyorsunuz ama bu %-0.31'dir. Yüzdeye bölmeniz lazım. Düştük. Evet, ufak bir kazaya denk geldik. Beyza, Emin, orada mısınız? Evet, Eray Bey, şu an yayına devam edebiliriz. Sesinizi alabiliyoruz. Şimdi bağlantı kopukluğu yaşadık. Tamam, devam edelim. İyi yayınlar. Görkem Bey, sesim geliyor mu? Şu an Görkem Bey'in internetinde bir sorun var galiba. Bekleyelim biraz Emin'cim. Tabii şu an Görkem Bey'le iletişim halindeyiz. Hemen bağlanmaya çalışıyoruz. Görkem Bey, şu an duyabiliyor musunuz? Evet, duyuyorum. Evet, devam edebiliriz. Yayınlar. Tamam. Evet, Görkem Bey. Evet. Şebekeye bağlı sistemlerde elektrik kesildiği zaman panellerin enerji üretimini kesecek şekilde tasarım yapmak zorunlu mu? Şu an aslında bu anti-aliyanlık dediğimiz bir özellik. Şebeke koptuğu zaman invertörlerin de güvenlik açısından şebekeye enerji üretmemesi isteniyor. Çünkü burada herhangi bir çalışma olabilir arıza dolayısıyla veya başka bir sebeple. Burada sistemlerin gerilim üretmemesi ve tamamen iş güvenliği ile alakalı da sebeplerden kaynaklı olarak özellikle biraz bu konularda da biz hassas olduğumuz için önem verildiğinden dolayı bu konu yönetmeliklerde veya çıkılan ihalelerdeki şartnamelerde belirtiliyor. Bizim invertörlerde de bu anti-aliyanlık dediğimiz ada koruması, adalanma koruması dediğimiz aslında bu şebeke gittiği zaman invertörün şebeke üretmemesi konusu. Evet, invertörler on-grid çalışıyordur. On-grid dediğimiz şebeke varken invertörler üretim yapar. Şebeke kesildiği zaman üretimden kopar ve gelmesini bekler. Geldiği zaman tekrar üretime geçer. Bu süreçte de tamamen şebekeden üretimsiz olarak beklemektedir. Hazır emre amade olarak beklemektedir. Evet.
Bir teşekkür, iki tane teşekkür var. Taze Öğrenme Yolu Örnek Bey. Ali Aslan Bey'in bir sorusu var. DC AC oranı maksimum kaç olacak şekilde düşünülebilir? İnvertörü verimli bir şekilde kullanmak kaydıyla. Bu invertör mesela 5 megawattlık invertörü 10 megawatt pike kadar, yani 2 katına kadar yükleyebiliyorsunuz. Burada da yine aynı şekilde invertörün verimini etkilemiyor. Bu aslında daha çok üretim gücü elde etmenize sağlıyor. Baktığınız zaman tabii bu invertörden invertöre veya firmadan firmaya göre değişiklik gösterebilir bu değerler. O yüzden sizin proje tasarımınızda seçtiğiniz invertöre, projeye koyduğunuz invertör modeline, markasına göre bunu sorguluyor olmanız lazım. Onlardan gerekirse onay alıyor olmanız lazım. Hani bir invertörümü ben DC olarak yüzde kaç veya güç olarak yüzde kaça kadar yükleyebilirim şeklinde. Bize de bu şekilde sorular ve talepler geliyor. Bizler de gerekli olursa eğer projelerin de incelemelerini gerçekleştirip onaylarını veriyoruz. Hani mesela 5 megawatt üzerinden örnek verdiğim zaman 10 megawatt pike kadar, yani 10 megawatt DC güce kadar çıkabiliyorlar. Ama dediğim gibi her cihaz içerisinde farklılık gösterebiliyor. Bunu o yüzden cihaz bazında, marka, model bazında sorguluyor olmanız lazım. Melda Esen'in çok güzel ve faydalı bir eğitim olduğu ve teşekkür yazısı var. Biz de kendisine teşekkür ediyoruz. Ali Aslan Bey'in bir teşekkürü var. Bir soru daha geldi. PWM invertörleri tavsiye eder misiniz? MPPT'lere göre nasıl değerlendirebiliriz? PWM dediğimiz teknoloji aslında zaten invertörün kendi içerisinde olan bir teknolojidir. Bu invertörün DC'yi AC sinüzoidele çevirmesi. Bunu içerisindeki ekipmanlarla beraber, elektrik ekipmanlarıyla beraber bunu saf sinüse kadar çevirip minimum artık sisteme az harmonik basacak şekilde, tepe taraşlamanı yapacak şekilde, bunu saflaştıracak şekilde şebekeye basacak hale getirmesidir. Yani bunu zaten invertörlerde olması gereken ve bunlara göre de tercih edilmesi gereken teknolojilerdir. Önemli konulardır ve MPPT'ler de aynı şekilde önemlidir. Bu MPPT seçiminde sizin invertörünüzün, seçeceğiniz invertörün MPPT algoritması, kabiliyeti olması sizlerin istenmeyen, elinizde olmayan durumlardan kaynaklı olan gölgelenmelerden sebepli üretim kaybınızı minimize etmek, o anda üretimdeki maksimum gücü elde etmeniz için gerçekten çok önemli teknolojilerdir. Bunları, bu konularda dikkat etmenizi tavsiye ederim tabii ki de. Bana telefondan bir soru geldi. Değerli meslek büyüğümüz Sait Saka bir sorusu var. Bir şebeke gittiğinde sistem bir jeneratör gibi davranıp sadece tesisi besleyemez mi? Şimdi şöyle bir şey de yapılıyor aslında. Mikro şebeke konuları var. Şu an biraz daha gündeme geliyor bu. Çünkü fabrika projeleri biraz arttığı zaman, endüstriyel projeleri artmasından dolayı buralardaki sizin jeneratörle beraber çalışmaya devam eden santralleriniz oluyor. Veya işte zaten jeneratörle beraber sizin fabrikanın üretimini devam ettirmeniz gereken durumlar oluyor. Burada da invertörlerle alakalı entegre bir şekilde siz invertör jeneratörün ürettiği şebekeyi görüp çalışabiliyor. Bunlarla alakalı bizim de çözümlerimiz var. Nasıl oluyor? Burada şebekeyi İşte sınırlandırmanız gerekebiliyor üretimi. Teknik detaylar var aslında burada. Önemli konular var çünkü jeneratöre fazlasını kontrol etmek gibi. Jeneratörün işte o andaki fabrikanın iç tüketimi kadar sizin güneş panellerinden gelen gücü yöneterek iç tüketime basmanız ve fazlası varsa da bunu sınırlandırmanız gibi gereken önemli detay konular var. Bundan dolayı biz bunlar hiç yapılmıyor değil.
yapılıyor. Bu jeneratörle alakalı çözümlerde jeneratörün ürettiği şebekeyle beraber invertörler çalışıyor. Ve bununla alakalı da uygulamalar, çözümler, bütün mühendislik çalışmaları bizlerden destek veriliyor. Bir sorusu daha var üstadımın. Panelde açığa çıkan ısı değerlendirilemez mi? Değerlendirilebilir. Sait Bey, şöyle söyleyeyim. Hani, bu soruyu bence isterseniz bir ufak cevap vermeye çalışayım. Bazı IEEE'daki akademik makalelerde incelediğimde bu tipten çalışmalar görmüştüm ben. Akademik olarak şu anda yapılabilirliği ve zannedersem %4-5 civarında bir verim artışı vardı makalenin sonucunda. Bu aslında şu anda akademik dünyada konuşulan bir şey. Ama endüstriyel uygulama tabii ki ilerleyen zamanlarda geldiği için az önce bahsettiğimiz gibi eminim ki o verim artışı da ilerleyen zamanlarda değerlendirmeye alınacaktır endüstriyel firmalar tarafından. Umut Bey'in bir ricası olmuş. Şu anda katılım sağlayanlara ürünlerinizin katalog bilgilerini mail yoluyla paylaşıyor musunuz? Görkem Bey herhalde iletişim bilgilerini biz sonra Umut Bey'e iletsek uygun olur diye düşünüyorum. Tabii ki de. Umut Bey'e ilettiğinizde Umut Bey benimle telefon yoluyla, mail yoluyla nasıl iletişime geçerse ben gerekli desteği, gerekli bilgileri sağlarım. Evet. Başka şu anda chat kısmında bir soru yok. Bana özelden de ulaşan bir soru yok. Alttaki geçen şu anda canlı yayında alttaki geçen mail adresine mail atarsanız biz size gerekli bilgileri dönüş yapacağız. Görkem Bey'in iletişim bilgilerini size aktarımda bulunacağız. Başka herhalde şu anda bir soru yok. Görkem Bey çok teşekkürler. Elinize emeğinize sağlık. Ben teşekkür ederim. Gerçekten böyle bir fırsat sunduğunuz için. Umarım faydalı olmuştur tüm katılımcılar için de. Dinleyenlere de çok teşekkür ederim katılımları ve dinlemeleri için. Ben de tüm dinleyiciler, katılımcılar, üyelerimiz adına teşekkür ediyorum. Tekrar inşallah görüşmek üzere farklı konularda. Evet. Görüşmek üzere. Teşekkürler. Sağ olun. İyi akşamlar.